Müge Anlı'ya ders verdiniz mi? Ders değil, Müge Anlı çok koroda sevdiğim. Koroda mıydı? Evet efendim, bizim koromuza yıllar, zaman zaman katılıyordu. Sesini dinledim, çok çok beğendim. Hakikaten ve de o kadar şevkli ve düz çalışıyor ki, düzgün devam da ediyor ve çok iyi çalışıyor ve klasik okuyor. Yani klasik şarkılar da okuyor. Yani tebrik ediyorum kendisini hakikaten. Bu söylediğim dönem Müge Anlı, Müge Anlı olmadan önceki. Magazin muhabiriyken o döneme denk ama geliyor. Ama Müge Anlı'ydı yani bayağı. Yani şimdiki kadar değildi evet. Yani şu andaki çalışması kadar evet. Devamlı çalışmıyordu. Ya yani kadın programlarıyla bilinir değildi de hani magazinci kimliğiyle magazin daha evet, çok evet, bilinirdi. Evet, ben o dönemden hatırlıyorum. Çok güzel sesi evet. Var ama. Hakikaten. Aa, merak ettim gerçekten ki siz güzel diyorsanız. Hakikaten güzel. Yok estağfurullah hakikaten güzel. Hatta biz burayı kat sahneyi kurduğumuz zaman onu da rica ettik ama o kadar meşgul ki. Haklı da birçok yerlere de devam ediyor. Onun için yani şey olarak üniversite falan olarak onun için gelemedi. Hukuk fakültesine evet, orada efendim, ekstradan. Evet. Yüksek sansını yaptı. Şimdi Kamuran Akkor o kadar önemli şarkılar armağan etti ki hepimize. Mutlaka bilenler biliyorlar ama ben hatırlatmak istiyorum birkaç tanesine. Pop müzikten hala söylenen şarkılar var. Evet. Mesela Aşk Eski Bir Yalan, Seni Beklerim Öptüğün Yerde, Kime Niyet Kime Kısmet. Mavi Boncuk. Reyhan, Mavi Boncuk tabii siz ilk ben okudum. Gibi o kadar çok şarkı var ki sonra da Orhan Gencebay şarkıları dönemi başlıyor. Evet, evet. Ve 50 albüm okudum. Acaba abartılı mı diye Ala diye sordum. Abartılı değil. Hakikaten okudum da ben de şaşırıyorum artık ne kadar 50 albüm değildir de bunların çoğu plaktır. Tabii 45'lik. 45'lik doğru. Albüm dediğimiz 10-12 şarkı oluyor. O daha bir farklı şey oluyor. Zaten son zaman ondan sonra zaten konservatuara gittim. Sıralarda da Orhan Bey'in şarkıları, Ferdi Tayfur'un sevgili yani birçok arkadaşımızın şarkılarını o albüm gibi yaptık. Yani kaset mi oluyordu? Ne oluyordu o zaman? Eskiden kaset vardı. Kasetti. Yani biz taş plakarı şeklinde yaptım. Ben de öyle dermişim. Long play vardı, 45'lik vardı, kartuş diye bir şey çıkmıştı. Bir dakika, hakikaten taş plak ya. Nasıl bir şey onu kartuş bilmiyorum. Kartuş diye bir şey çıkmıştı. Şöyle bunun taş iki plak katı. Nasıl? Siz de bilmiyorsunuz. Yok taş plak. Ben de biliyordur belki. Valla ben de bilmiyorum. Vallahi. Taş plağa yetişmedi. Yetişmedik. O kadar da değil yani. Ama kartuş diye bir şey biliyorum. Şöyle plastik bir şey. Arabanın teybine sokuyordun. Evet. Arabalar yani, içinde. Kasetten önce. Video kasetin biraz daha... küçültülmüşü. İşte araba için belki olanlar. Evet evet. İlk defa duyuyorum. Şimdi Cengiz'i anlatıyoruz. Uzaylı muamelesi yapıyor bana. Abi kartuşluydun. Printer'da bir şeydir kartuş. Tabii ilk yani. O geliyor aklıma. Öyle bir şey geliyor. Müzik kartuşu diye Google'dan arayın bakayım var mı? Ama müzik ne kadar ölümsüz ve zamansız bir şey. Biz bu şarkıları biliyoruz yani. Bak o yani o şeyleri bilmiyoruz dönemler. Bu şarkıların hepsini biliyoruz neredeyse. Reyhan'la altın plak aldım. Sonra Orhan Gencebay'ın Bir Teselli Ver şarkısıyla da altın taç aldım. Türkiye'de ilk defa. Sonra o arada işte İstanbul Belediye Konservatuarı Klasik Türk Müziği'ne girdim imtihanına. Bitirdim. Birincilikle ve mezun oldum. Sonra Türk müziğiyle devam ettim. Tabii ki bu arada güncel şarkıları, arabeskleri de okuyordum. Teşekkür ederim. Şimdi biraz tiyatroya gönül sardık. Ama arada koro çalışmalarımız var kat sahnede. Onları da yapıyoruz. Ama bu tiyatro başka bir şey. Hele bu Onur bu kadar güzel, ciddi bir rolde beni teşvikledi. Memnunum. Şimdi kat sahneye oyunun detaylarına geleceğim. Müzikle ilgili bir soru daha soracağım buyurun size. Şimdi bugün Türk müziğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem arabeski hem pop müziğini. Pek fazla eser galiba yapılmıyor. Ama hep eskiler gündeme gelmeye başladı. O güzel. Hafif Batı müziği okuyan arkadaşlarımız da onları icra ediyorlar. Plaklarına, CD'lerine koyuyorlar. Güzel bir şey. Ama tabii yenilik üretim yapmak açısından azaldı. Biraz eskiye çok gidildi. Üretim azaldı. Peki siz bir best of yapıp böyle tekrar bir albüm falan düşünür müsünüz? Vallahi düşünürüm ama ben bir kere denedik biz onu. Bu Reyhan parçamızla. Rahmetli Yaşar Kekava'nın şeyiyle. Amerika'da Noray Demirci falan geldi yaptık. O kadar sıcak olmadı. Çünkü biz Reyhan'ı yaptığımız zaman orkestramız canlı çalışıyorduk.
canlı okuyorduk. Her şey anında çıkıyordu. O heyecan vardı, o tını vardı. Şimdi bu bilgisayarlarda falan ben o kadar şeyi bulamıyorum ve arzu etmiyorum. O eski tadı bulamayacağız gibime geliyor. Yasemin, iki görsel attım. Müzik kartuşu nedir diye. Hem Cengiz Orhanlı hem bizi takip edenler bize mağara devrinden kalmadığımızı anlatmak için aşk olsun. Böyle bir şeyler vardı 70'li yıllarda. Evet, onu ekrana getir de hepimiz aydınlanmış olalım. Hazırlıyorlar mı? Niye, fabrikaya mı gönderdiniz? Şimdi evet. Cengiz Orhonlu da Güzel Sanatlar Fakültesi evet. mezunu. Cengiz. Bir buyur. Oyuncu. Ha. Şimdi bunun bir de başka bir versiyonu var. Şimdi o evet. bant var ya, oradan geçiyor. Evet. İşte sokuyorsun, onu okuyor. Bu da satılıyor muydu yani abi? Plak gibi bu da satılıyor. Alıyorsun bunu. Tabii canım. İşte orada üstünde yazıyor. Bir kişinin bir şeysi. Yani tamam. Orhan Gencebay kartuşu çıktı. Ne bileyim. Ferdi Tayfur kartuşu çıktı. Kim bunlar? Atari gibi. Bir dakika, benim yok Allah'tan. Yok mu kartuşunuz? Hatırlamıyorum. Benim kartuşum. Bak orada göremedim ve göre yok. Kurtardım. Hepimiz perişan haldeyiz. İspanya'da eski albümlerinizin yeniden basıldığı şeklinde evet. haberler çıktı. Bu konuda aydınlatır mısınız? Evet, öyle bir şey çıktı. Plak yapıldı. Fakat ben evde var tabii, kızım da. Hala ben göremedim. Ama şey oldu. Duydum. Çok hoşuma gitti tabii. Güzel bir şey benim açımdan. O kadar. Yani bildiğiniz long play evet, basıldı. Evet, long play basılmış. Enteresan. Hangi şarkı biliyor musunuz? Hangi şarkılar? İki şarkı oluyor galiba değil mi long play'lerde? Long play'de daha fazla yok, oluyor. Yok, fazladır da başkaları da var mı bilmiyorum. Yani dinleyemedim ama hangi şarkılar var? Vallahi bilmiyorum. Yani şu anda o kadar çok şarkım var ki şu anda toparlayamadım. Bakacağım ama ilk işim gider gitmez benim. 50 albümde kim bilir kaç şarkı okudunuz tabii ki. Şimdi efendim bir CD'de veya bir kasette en az 14 tane okuyorsunuz. Yedek hani belki değiştirilir de 3-4 tane daha ilave oluyor. 20'ye yakın şarkı. Düşünün yani kaç kaset veya albüm var. 50 tane desek 1000 mi oluyor, ne oluyor? Böyle büyük bir şey oluyor. Bazılarını unuttuğum oluyor çünkü hiç okumadıklarım oluyor. Çünkü dinleyemediklerim de oluyor. Bayağı fazla okumuşum. Şimdi insanlar yardırıyorlar sevdikleri şarkıları. Evet, Kamuran Akkor şarkılarını. Kamuran Akkor'a sorsak top 10'unu sayabilir mi? Evet, sayabilirim. Sayalım. Tabii ki ilk Aşk Eski Bir Yalan, sonra Reyhan, Mavi Boncuk. Bir teselli ver. Dört. Sev yeter. Kaç beş. Oldu? Aha, çok kötü. Bir ateşe attın. Altı. Aa, çok var ama bir dakika. Ay, çok kötü. Ferdi Tayfur'un var. Nisan Yağmuru. Durdurun Dünyayı. Evet. Seni beklerim öptüğün yerde. Tabii o da var ama yani onlar biraz daha şeyde kaldı diye birdenbire. Bir tane daha. Kaç oldu efendim? Dokuz. Dokuz mu? Onuncuyu bulamazmış. Güldür Yüzümü. Ha, Cengiz onu seviyor. Evet, güldür Yüzümü. Senin bir numaran Güldür Yüzümü. Keşke evet. biraz mırıldansanız birlikte. Evet. Ne kadar güzel olur. Telif mi olur? Ne? Güldür Yüzünü bir mırıldansanız. Kim eser sahibi? Bilmiyorum ki. Vallahi o kadar çok okudum. Güldür Yüzümü şeyin... Yalan söylemeyeyim. Ben hangi ayıp CD'den onu. Bulduğumu bile bilmiyorum. Ben onu bir CD'lerin arasında buldum. Bak o bu kadar seviyor. Bilmiyor da ben gerçekten. Bu kadar şarkıların arasında unutuyorum vallahi. Keşke biraz mırıldansanız böyle bir yere Güldür, Güldür Yüzümü CD'de bulduğuna göre eser sahibi yaşıyordur. 75 geçmedi üzerinden. Telifi vardır. Enselerler bizi. Hiç girmeyelim o topa. Evet.